yapmış abi. Konuşmuyorum seninle. Neden abi? Almışsın ya, bir patlatırmışsın ya, kafanı görürsün ya. Biz gazeteciyiz. Bırak gelme, yürü git buradan. Yürü git buradan. Beğenmiyorsan başka yere hadi. Biz beğeniyoruz ülkeyi, beğeniyoruz. Ülkesini yürü git herkesin. Hadi. Ülkeye ya kaç para? Beğenmiyorsan git başka yerde yaşa kardeşim. Biz yağı soruyoruz. Siz esnaf olarak niye böyle şey yapıyorsunuz? Yürü, yürü. Nereye yürüyeceğim ben? 85 lira. Ya 85 lira, bunu soracağım ben. Gazeteciyim ben. Git oğlum. Abi, başka yerde git oğlum. Bu sefer kaçamazsın. Hacı abi, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hacı abi, bu yağ neden artıyor? Sıvı yağ 85 lira olmuş 5 litre. 5 litre mi? Ekonominin bozuk olduğundan. Neden böyle? Enflasyondan işte, ekonomi olmuyor. Evet. Olmuyor, olmadığı mı? Enflasyon yükseliyor, enflasyon da bırakıyor. Buradan mesela diyelim ki 10 liraya aldı, 15'e 20'ye satıyor. Bu nereden geliyor? Enflasyondan geliyor. Evet. Bunun sebebi esnaf enflasyon. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Oturup ağla gel. Ne yapacağız? İşte bizim günahlarımızın cezasını çekiyoruz. Günahlarımızın cezasını. Tabii günahlarımızın cezasını çekiyoruz. İstikrarlı bir hayat, ticari hayat yok. Evet. Onu demek istedim. Başka bir şey yok. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Ben de sana teşekkür ederim. Neden? Şey, virüsten dolayı herhalde. Virüsten dolayı. Tabii fırsatçılardan. Evet, şikayetçiyiz. Evet şikayetçiyiz. Ne şey olacak abla yani? Bu sıvı yağ durmuyor yani, artıyor. Tepki verelim toplu birlikte. Ne yapalım, almayalım mı yani? Almayalım. Tereyağı da 95 lira, iyi bir tereyağı. Ay, aynen. Onu da yemeyeceğiz. Herhalde acımızdan öleceğiz bu gidişle. Daha bu virüsler çok artacak. İnsanlar kendileri yapıyor. Bizim insanlarımız kendileri yapıyor. Evet. Virüsü mü yapıyorlar? Ya, virüsü bahane ediyorlar. Virüsü de bahane. Çıkarcılar hep ne? Şimdi bu abla aydan gelmedi ki yani. Ay çiçek ya ama. Aydan gelmedi yani. Evet ablacığım, aydan gelmedi ama bizim insanlarımız fırsatçılar yani. Evet. Virüsü şey yaparak fırsatçılık yaptılar. Şimdi eskiler anlatır. Yağ kuyruğuna giriyorduk, bir tane yağ alabiliyorduk. Evet. Şimdi yağ çok... Marketler dolu dolu. Dolu yağ alamıyoruz, ne olacak? Acımdan ödü. Yok yani. Yok değil mi? Yok. Ama para yok. Nasıl olacak? Bilemiyorum abi. Nasıl biliyor musun? Teşekkürler. Sıvı yağ biliyorsunuz 85 lira oldu. 5 litre sıvı yağ 85 lira oldu. Sıvı yağdaki bu artışı neye bağlıyorsunuz? Enflasyon. Sahip verdi ama. Neden? Onun yüzünden. 85 lira oldu mesela. Her şey fiyat artıyor ama sadece elimize geçen paranın fiyatı artmıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Asıl eşyaların fiyatı sürekli artıyor ama zam 140 lira, 120 lira zam yapılıyor. Sıvı yağ ne kadar? Çünkü aç kalalım ölelim. Başka hiçbir şey olmasın. Aman ölmeyin. Aman ölmeyin. Şimdi sıvı yağ neden bu kadar artıyor? Çok mu kullanıyoruz acaba? Çok kullanıyoruz tabii. Yağın girmediği yemek ne kadar var ki yani? Her şeyin içinde yağ var. Evet. Kullanmak zorundayız. Hani KDV bile olmaması lazım onun üzerinde. Evet. Ama şu an yani her şeyin üzerinde KDV var. Her şeyin şimdi üzerinde vergi var. 5 litre sıvı yağ 85 lira olduğunda ne olur? İnsanlar... Evet. Çalarsın yani, insanları suça bu şekilde itiyorlar. Yani suça teşvik ediyorlar insanları. Şimdi biz yemek yapacağız diyelim, bizim elimizde bir ekmek yok, işte bir yağ yok, ben onu çalacağım, ne yapabilirim, benim başka bir şansım yok ki. İnsanları suça itiyorlar ve insanlar ekmek çaldığı zaman hani o kadar büyük cezalar alıyorlar ki, hani tecavüzcüler, katiller bu kadar ceza almıyor. Teşekkür ederim gençler. Recep Tayyip Erdoğan'ı başlayalım. Türkiye'de her zaman bir yükseliş olur zaten. İnsanların yok zamanında verginin vergisini veren millettir. Daha elimize zam geçmeden zamı tüketen insan, zamlı parayı tüketen insan. Bugün bunu 85'e aldınız, 3 gün sonra 100 liraya alırız. 5 litresi 85 lira. Yani 5 litresi evet. 85 lira. Evet. 3 gün sonra 100 liraya alırız. Artık millet yani açlıkta değil, hani yokluktan utanmasan pazar solunu ben de toplayacağım. Ben çocuklarımdan para alıyorum, evet. Evimi geçindirmeye çalışıyorum. Çünkü kahvem var, kahvem kapalı. Sivi yağ zam geliyor, ben şimdi köyde oturuyorum. Evet. Şeye de çok zam geldi, neydi onun adı? Hakiki zeytinyağı var ya, evet. O bile 35-40 lira oldu kilosu. Evet, evet. Buna da çok geldi, bu vatandaş ne yapsın? Ne yapsın? Zeytinyağı zaten yiyemiyoruz. Zeytinyağı pahalı. Zeytinyağı pahalı ama biz onu yiyoruz. Evet, siz onu yiyordunuz. Köy olduğumuzdan dolayı evet. Onu yiyoruz. Ama şimdi buna çok zam geldi. Evet. Ne yapmalıyım hiç bilemiyorum. Ne olacak abla? Ne olacak? Çok kötü gidiyor Türkiye'nin hali. Şu anda bitmiş vaziyette. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ya bir senede 30 lira zam gelir mi zeytinyağına? Evet. Bunu ben şunu 15 liraya alıyordum. Şu anda 25 lira olmuş. Şu an... Bir litre bu. Bir litre. 17 lira 25 kuruş. 5 litre zeytinyağı şu anda evet. Markette 85 lira. Evet. Bir 15 gün önce ben bu zeytinyağını 53 lira. Sıvı yağ yani. Ayçiçek yağını 53 liraya alıyordum. Yılbaşından sonra 85 lira olmuş. Evet. Yani Türkiye'nin hali perişan. Allah yardımcımız olsun diyeyim. Başka ne diyeyim? Bence kullanmamasını öneririm herkese. Zeytinyağı kullanın.
Var bende iki tane ke duruyor. Artistlere abi, artistlere soruyoruz. Sizde iki tane mi var abi? Ya iki tane var. Şanslısınız abi. Teşekkürler. Emekliyiz. Ek iş yapıyoruz. Evet. Bunu her şeyden söylüyoruz yani. Evet. Şimdi çarşı pazarı gezdik. Enflasyon %80, %90, %100. Buna bir çözüm bulunması lazım. Şimdi biz bugün yağı soruyoruz. Evet. Yağ 5 litre, yağ 85 lira. Evet. Nedir yani bu 85 lira? Rezillikten başka bir şey. Ayçiçek yağı, ismi Ayçiçek evet. Ama aydan gelmiyor abi. Türkiye'de yurdumuzda da üretiyoruz. Tereyağını akşam izliyorum 80 lira olmuş. Evet. Tereyağı 50 liradan 80 lira olmuş. Allah'a reva mı bunlar ya? Doğru. Vicdanın bir şey var. Bunlarda hiç mi vicdan diye bir şey yok? Yönetimde ya? Sıkıntı var. Bu kadar böyle bir şey konu olmaz bu. Ya. Bu insanlar Türkiye neydi? Yönetilemiyor yani. Yani. İyi yönetilemiyor yani. Evet. Yayınlayacaksanız şeyler konuşalım. Oldu mu kardeşim? Yayınlıyoruz. Yani zor. Ya emeklinin, işsizliğin. Durumu zor. Mesela yetkililer buna Allah müdahale edemez mi mesela? Eder niye etmesin? İstediği gibi eder. Evet. İstediği gibi eder. Niye etmeyecek ki? Her şey onun elinde. Tabii. Mesela biraz önce bir vatandaş bize saldırdı esnaf. Siz de düşmansınız Türkiye'ye. Sıvı yağı niye yani? Soruyorsunuz? Hakkını savunun diye düşman mı oluyorsun? Şey yok. Evet. Gidin Amerika'ya dedim. O zaman esnaf kendini çıkarın için şey yapıyor. Seni paylaşmayacak orada. Adam gibi söylesin. Yardımcı olsun. Evet. 80 lirası 50 lira desin. 60 lira desin. Niye 30 lira birden zam koyuyor? Evet. Vallahi memlekette sıkıntı çok yani, hemşerim. Sıvı yağ aldık. Fiyatı... 5 litre sıvı yağ 85 lira. Biz bunu 17.25 kuruşa aldık. Sıvı yağdaki artışı neye bağlıyorsunuz? Vallahi neye bağlayacağım? Her artışın neye bağlayacağız? Neye bağlayayım? Ne olacak hal? Yani? Ne bileyim nasıl olacak onu baştakilere soracağız. Bizim bir şeyimiz var mı? Koyun gibi gidiyoruz işte. Söyleneni ama yapıyoruz. İsmi ayçiçek yağı. Ayda yetişmiyor. He. Dünyada yetişiyor. Ne yapacağız abla? Ayçiçek yağıysa ayçiçeği ay gibi de onun için. Vallahi her şey çok hızlı gidiyor. Sırf sıvı yağ olsa iyi. Evet. Yani. Mesela en iyi tereyağı 90 lira kilogram fiyatı. Evet. Sıvı yağ 85 lira 5 litresi. Vallahi, uygun mu sizce? Hayır değil. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları bile daha uygun. Vallahi bence hiç iyiye gitmiyoruz. Enflasyona bağlı. Asgari ücret biraz fazla olacak. Bir de iş imkanı olacak. Başka bir şey yok yani. Vallahi ben zeytinyağı kullanıyorum evet. Abi ya. Bu sıvı yağın artışı nedir abi? Zeytinyağı da arttı şu anda da. Tamamen fırsatçılık. Nasıl hanımefendi? Tamamen fırsatçılık. Hanımefendi 85 lira olur mu sizce 5 litre sıvı yağ? Yazık günah insanlara. Yazık günah. Bu aydan gelmiyor. Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret ne kadar oldu hanımefendi? Onu bilen yok değil mi? Bilen yok yazık. Hanımefendi. Takip etmek gerekiyor marketleri. Evet. Yani herkes kafasına göre arttırıyor. Evet. Her yerde farklı. Bunu takip etmek gerekiyor. Valla döviz düşüyor, yiyecek fiyatları artıyor. Nasıl olacak? Tam abi? Zıt. Valla bunu hükümete sormak lazım. Biz seçtik onları. Evet. Onları bizi savunmaları için seçtik yani. Evet. Ne olacak abi? Mesela müdahale ederler mi sizce? Valla etseler ederler herhalde. Demek ki etmiyorlar. Abi bizim Erzurum'un evet. Tereyağı 50 lira. Bu ne ya? Bu nedir? Tabii evet. Canım kilosu 50 lira. Evet. Şimdi şöyle sorayım ben. Bir yağ 85 lira. 5 litresi 85 lira. Biz 1 litreyi 17.25 kuruşa aldık. Evet. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu yağ neden artıyor bu kadar? Abi artıyor yine. Fırsatçı var abi. Var. Fırsatçı çok abi. Ne ararsan her peki şey var. Peki ne yapılmalı mesela? Bu fırsatçılara karşı ne yapılmalı? Vicdan abi bir kurum oluşturmaları gerek. Evet. Vatandaşın bunlara çok çabuk ulaşması lazım. Evet. İşte bundan randevu al, şundan randevu al olay olmayacak. Evet. Gideceğiz diyeceğiz ki bizi kazıklıyorlar arkadaş. Evet. Bize buna müdahale et. Abi bir vicdan olması lazım. İkincisi denetleme olması lazım. Evet. Bu ben bizim denetleme olsa ne abi? Onun görüşürüz. Bir yerde arkadaşı var. Alo değil ki bugün denetleme var. Toparlayın etrafı. Onun bir yerde tanıdığı başka biri var. Denetleme var toparlayın. Bunun önüne denetlemeyle menetlemeyle geçilmez. Bir kurum oluşturulacak. Vatandaşı bizzat dinleyecekler abi. Anladım. Diyecekler ki bak ben bunu aldım bu fatura. Evet. Bu kadardı bu böyle olmuş. Evet. Hemen bunun çözümünü onlar bulacak. Sen ben kendimizi parçalasak da televizyonlara çıksak. İşte ne bileyim sosyal medyada kendimizi ne kadar parçalasak parçalayalım bunun önüne geçemeyiz. Ki parçalayan da çok. Evet. Geçildi mi? Biraz hiç önce ölmez. Bir arkadaşımız bize beğenmiyorsanız bu ülkeyi terk edin dedi mesela. Amerika'ya gidin dedi. Yani biz burada bir bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Abi biz Türk'üz. Evet. Türk'ün Türk'ünden gidecek yerden evet. Başka bir yeri yok. Biz evet. Türk'üz. Biz Osmanlı torunuyuz abi. Evet. Bırak onu bunu. Biz Osmanlı torunuyuz. Evet. Biz burada bizim vatanımız, atalarımız, dedelerimiz bu vatan için kanını canını verdi. Evet. Biz bu vatanı kolay kolay bırakmayız. Onlar bırak. Gidecek. Çok yaşa. Teşekkür ederim. Şimdi senin onlar gidecek. Mülkü değil burası yani. Çok sağ ol. Onlar gidecek. Biz buradayız. Biz bu vatanın bekçisiyiz abi. Onlar gidecek. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ ol. Vallahi nedeni
Sadece onunla alakalı değil ki, aracından tut, çivisinden çomağına kadar. Evet. Aynı şekilde. Dolar yükselirken, dolar yükselirken yükseltiyor. Dolar düştüğü zaman hiçbir şeyin fiyatı düşmüyor maalesef evet. Ülkemizde. Ne yapmak lazım? Vallahi ne yapmak lazım? Koyun olmamak lazım bir kere. Evet. Koyun olmamak lazım ama birlik olmak lazım. Bizim ülkemizde de maalesef bu mümkün değil. Evet. Üzgünüm yani, olmuyor. Şimdi mesela 17.25 kuruşu aldık biraz önce. Hı hı. 1 litre sıvı yağ. Markasını da çıkardık. Marka hani gözükmesin diye. 17.25 kuruşa 1 litre sıvı yağ olur mu? Ya tabii ki olmaması lazım ama şimdi dediğim gibi bizim ülkemizde ne yazık ki birlik yok. Biz birliği sağlayamadık. Biz sadece birliği, çok üzülerek söylüyorum, başımıza bir şey geldiği zaman, ağır bir darbe veyahut da bir başımıza bir şey geldiği zaman birlik, beraberlik oluyor. Ama sözde hepimiz bir beraberiz. Bu tarz şeylerde bir beraber olamıyoruz. Enflasyon yükseliyor, yükseliyor. Artışlar oluyor. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Mesela ama size sorayım. Ben bu yağın, sıvı yağın fiyatını size soruyorum veya vatandaşlara soruyorum. Bana bir vatandaşın biri vatan aynısın dedi. Soramazsın dedi mesela. Öyle bir şey mümkün değil abi, sorarsın. Bunda özgür bir ülkede yaşıyorsak yani sorabilirsin. Yok canım, öyle şey olur mu? Soracaksın tabii ki abi, sen burada halkın dile getiremediğini sen burada dile getirmeye çalışıyorsun. Soracaksın, hani de o hakkındır. Anladım. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Size bir soru sorabilir miyim? Evet. Sıvı yağda artış var. Evet. 5 litre sıvı yağ 85 lira. Neden artıyor? Bu kadar fiyat neden artıyor? Hükümetten abi. Hükümetten. Baştakilen şeyinden. Kendi ceplerini doldururken halkın cebinden alıyorlar. Nasıl para kazanacak devlet? Mecbur halktan alıyor. Yerlerden alıyorlar yani. Almak zorunda. Bir şey üretemiyoruz ki abi. Yani ülkenin ürettiği bir şey olmadığı için mecbur halka kesiyorlar fatura. Tamam da Türkiye'de üretiliyor. Tamam da. Aydan gelmiyor bu. Ayçiçek yağı mı? Tarımcıya destek olmadıktan sonra ne yapacaksın abi? Tarımcının traktörünü alıyorlar, ineğini alıyorlar, şeyini alıyorlar. Nasıl üretecek şey? İnşallah düşer. Nasıl düşecek fiyatlar? Vallahi hükümet bir plan program yapması lazım. Nedeni ne de para, Türk parasının değerini kaybeder. Başka ne olabilir ki? 85 lira kaç dolar? 10 dolar. 5 litre yağ 10 dolar alıyoruz. Evet. Hani bu hükümetin gitmesi lazım. Şu andaki mevcut hükümet. Neden hükümete bağlıyorsunuz bu konuyu abi? Neden hükümete bağlıyorsunuz? Düz güçler olamaz mı bunu yapar? Ya düz güçlerle ne alakası var? Bunu üreten biziz. Evet. Düz güçler mi üretiyor, bize satıyor? İsmi ayçiçek ya. Belki aydan geliyordur mu ham maddesi abi? Nereden aydan geliyor? Yani o çip aldı belki. Bitti yani artık. Her sene bir zam gelecek illaki. Artık bu işleri düzeltsinler. Abi hep Suriyelilere bakmasınlar. Biraz da kendi altlarına yapsınlar ne yapacaklarsa. Abi 5 litre sıvı yağ 85 lira. Yazık günah. Damlar nereye kadar damlar olacak bilmiyorum yani, bu gidişten biz ekmek de bulamayacağız yani. Maaşlar düşüyor, yükselmiyor. Yani alacağımızlarla karnımızı doyuramıyoruz. Bir ekmek olursa 3,5 lira. O ekmek, aile, büyük aile olduğu zaman ne yapacak? O 3,5 ekmekten doyabilecek mi yani? Bir ekmek 3,5 lira yani. Büyük aile nasıl geçinebilecek bu sıkıntılarda yani? Biliyoruz yani, bu geçimler artık zorlaştı. Artış nedeni biraz fırsatçılar, biraz ekonomik. Bu pandemiyi fırsata çevirenler var tabii. Evet. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen hükümet bunun önüne geçecektir. Abi şöyle söyleyeyim, ülkemizde dengesizlik var. Maaşlara çok büyük bir dengesizlik var. Bu bir türlü dengeye gelemiyor. Yani burada halk fakirleşiyor yani. İnsanların ruh sağlığı iyice bozuldu. Evet. Hani bence bu hükümetin haberi var ama İnsanlara eziyet çektiriliyor yani. Ben bunu demek istiyorum. Gelecek seçimde kaybedeceklerine inanıyorum. Hani yeni bir partinin buna bir el atmasını istiyoruz yani abi. Çünkü halk iyi bir durumda değil. Bursa sanayisindeki işçilerin %85'inin hiçbirisi yüzü gülmüyor. Herkes icra batanlı. Yani bunları duyup ilgilenmeleri lazım. Çünkü halk iyi durumda değil. Ben bunu görüyorum. Ben yıllardır çalışıyorum fabrika sektörlerinde. Yani işçinin yüzü gülmüyor. Esnafın yüzü gülmüyor. Hani kahvesinden, kafeteryasından bütün esnaf kan alıyor yani. Bunu duymaları lazım. Yani hiç iyi görmüyorum ben ülkemizdeki hali. Çünkü teşekkür ederim. Dengeyi kaybetti yani. Halkın ruh sağlığı bozuk. Bu benim kendi görüşüm. Ben siyasetçi falan, hani siyaset taraftarı değilim ama ben AK Parti'den ümidi kesim yani. Ben AK Parti'yi sevmiyorum abi. Net başlık söylüyorum. Çünkü halkın ruh sağlığı bozuldu. Net başlık. Dürüstçe konuşmak gerekirse ben netçe bunu söylüyorum. Abi 5 litre sıvı yağ. Evet. 85 lira olmuş. Ne diyorsun abi konuda? Az bile. Bu devletin yaptığı az bile yaptı. Neden abi? Bizim öküz milletimiz. Sağ olsun bunu oyu verirse böyle de oluruz işte. Nasıl durumlar, nasıl abi? Senin durumun nasıl? Al, ben emekliliği bekliyorum. Evet. Vallahi kart dağıtıyorum. Evet. 1 liraya kart dağıtıyorum. 10 tane 20 tane kart dağıtıyorum. İş yok. Evet. Hiçbir şey yok. Böyle milletimiz sağ olsun, bizim öküz milletimiz oyu verir. Bu adileri getirdi Suriyelileri başımıza. Millet işsizlik yaptı. 500 lira çalışıyorlar millet. Nedeni nedir? Devlet
Asgari ücret 2800 oldu biliyorsunuz. Evet. 5000 de olsa çözüm değil. Çünkü işvereni yüklüyor her şey. Yani şöyle söyleyeyim. Devlet taşın altına elini koyması lazım. Evet. Atıyorum vergiden %50 almayacağım diye radikal adımlar atması gerekiyor. Evet. Bir şeylerin değişmesi için. Dediğim gibi 2800'ü bir şekilde karşılamak için devlet bunun önünü açtığı zaman 5 lira da olur ekmek. Evet. Anlatabildim mi? 3 liralık şey 10 lira da olur. Devlet fedakarlık yapması gerekiyor. Şu an baktığımız zaman inanılmaz bir kutuplaşma var. Evet. Hani bunun A'sı B'si diye böyle bir parti de söz konusu değil. Genel olarak baktığımız zaman sıkıntı çok fazla. Ne yazık ki ülkemizde eşcinseller için yapılan yürüyüş, evet, şehitler için yapılmadı. İnanılmaz bir sessiz kalma var. Hani en büyük zalimlik kölelerin sessiz kalmasıdır, halinden memnun kalmasıdır. Evet. Arkadaşlar kimisi asgari ücretin 2800 olmasına seviniyor bile. Evet. İşverene yüklediğin zaman onun penceresinden bakman lazım. Evet. Ben bir işveren olsam, evet, asgari ücret 5000 olduğunu farz edelim. Devlet taşın altına elini koymadığı zaman, iyileştirmeye gitmediği zaman, evet, ne olacak bu sefer? Bir sürü her şeye zam gelecek. Elinizdeki şey 100 de olur, 200 de olur. Evet, şimdi mevcut hükümetin bunda payı nedir mesela? Ben kısa böz bir şey söyleyeyim. Evet, Peygamber Efendimizin hadisi var. Evet. Siz nasılsanız öyle yönetilirsiniz diyor. Dediğim gibi yapılan birçok sıkıntılar var. Biz sessiz kaldığımız sürece daha çok fazla sıkıntı olur ustam. Anlatabildim demek istedim. Rabbim hidayet versin inşallah bize. Benim derdim dediğim gibi A parti B parti değil. Genel olarak bir sıkıntı var ülkemizde. Hayatın gerçeklerini görmek lazım işte. Yok Avrupa bizi kıskanıyormuş falan filan. Hani Necip Fazıl diyor ya, ülkeler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çöker. Her sene bir öncekini aratıyor. İnsanlar asimile edildi. Ne eskisi gibi aile ilişkilerimiz, evet, ne komşu ilişkilerimiz, ne beşeri ne haklı olan ilişkilerimiz eskisi gibi değil. Atıyorum elin Finlandiyalısı bile, evet, biz Müslümanlardan daha adaletli, daha dürüst. Evet. İnsanların birbirine tahammülü kalmadı. Adalet de yok diyorsun yani. Ya genel olarak hani ben, evet, devlet olarak demiyorum. İnsan etkenli yaklaşmak lazım. Anladım. O yüzden Rabbim hidayet versin inşallah.